Ne yapacağız Onur? Hayat hocanın bunu görmemesi lazım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de anlamadım. Ya bizim Burak buna nasıl izin verdi? Ya bir de o var. Bana da bir şey söylemedi. Burak'la mı gitti? Ya evet, dün bana Burak söyledi. Gece Gözde'yle dışarı çıkacağız. Gece kulübüne gideceğiz dedi. Hayat hoca arıyor. Efendim hocam? Yo, konuşmadık biz bugün. Ne? Tamam, tamam. Mutlaka haber vereceğim hocam. Tamam. Ne olmuş? Gözde kaybolmuş. Ya nasıl ya? Ne yapıyorsun? Efendim Onur. Oğlum Gözde kayıpmış, doğru mu? Doğru abi, doğru ya. O Koray kaçla göz arasında kaçırmış Gözde'yi bardan. Ama şimdi gidiyorum ben evine. Onun hesabını soracağım ben. Oğlum tamam bir dur. Tamam bekle, ben de seninle geleyim. Ya yok abi yok, ben bir saniye daha bekleyemem. O heriften bu gece hesabı soracağım. Dersini vereceğim o herife. Oğlum tamam sakin ol da ben de alo Burak. Kapattı ya. Ne oldu? Koray Gözde'yi eve götürmüş. Nasıl ya? Gözde onunla gitmez ki. Belli ki zorla götürmüş, pislik. Burak da yanlarına gidiyor. Uf, kesin kavga edecekler. Aynen öyle ya. Yanlış yapıyor, yanlış. Burak gitmeden biz yanlarına gidelim. Hadi. Yok bak, bu işin içinde bir şey var. Bak Gözde bana böyle bir şey yapmaz. Bana ne kadar kırgın olursa olsun, küskün olursa olsun beni bu kadar telaşlandırmaz, yapmaz, anlıyor musun? Başına bir şey geldi. Lütfen bu kadar kötü düşünme hemen hayat. Ya ben kardeşimi tanıyorum. Ya şu anda haber veremiyor, ya bir engeli var, bir şey var, ya kendinde değil. Bir şey var ama. Genç bunlar biliyorsun. Belki sana bir ders vermek istiyor. Belki ilgi çekmeye çalışıyor. Bilemezsin. Ya hatırlamıyor musun? Burak demedi mi kız sarhoştu diye? E tamam sarhoştu dedi. İşte mantıklı düşünemiyor. Ay yok, ben bu gece bak aklımı yitireceğim. Yemin ediyorum yitireceğim ya. Hayat, hayat. Gözlerime bakar mısın? Gözlerimin içine bak. Her ne kadar belli etmesem de ben de senin kadar inatçıyım biliyorsun değil mi? Eğer polisler Gözde'yi bulamazsa sana şerefim üzerine söz veriyorum, İstanbul'u altını üstüne getirip kardeşini bulacağım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne ki varsın? Sen de öyle. Şimdi oraya oturuyorsun, ben sana bir bitki çayı yapıyorum. Şşş, itiraz istemiyorum. Hadi. Ay. Bak mutfağın yerini de biliyorum. Ak gözde. Ak gözde. Ak gözde. Çok yakışmış. Bu ne ya? Ya gülme. Koptum resmen. Tamam çıkartıyorum o zaman ben. Ya gel tamam çıkartma çıkartma. Allah Allah sinir oldum şimdi. Çıkartma ya, güzel olmuş. Gel bir selfie çekelim gel. Evet. Hatıra kalsın. Bakayım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz yakışıyoruz ha. Gerçekten mi? Sen güzelsin. Ben zaten aşmışım. Öyle bir şey yok, bakar mısın? Ay sen ne kendini beğenmiş bir adam oldun ya. Niye ya, haksız mıyım kızım? Şu karizmaya baksana. Ay pis megaloman seni. Haksız mıyım ya? Ya sen benim tipim değilsin. Efendim efendim? Bir dakika anlamadım. Şunu gözüme bakarak söylesene. Ay söylerim, ne var Koray? Sen benim tipim değilsin. Bir dakika bir dakika. Anlamadım. Tipim değilsin. Abimdir. Ya Koray, abinle burada kaldığımı söylemesen olur mu? Niye? Ne olacak ki? Sen benim arkadaşımsın. Ya ne bileyim, yanlış anlar falan şimdi. Beyefendi ne yaptınız sanıyorsunuz? Bırak beni, kız arkadaşım burada. Efendim lütfen. Koray. Lütfen beyefendi. Bu Burak'ın sesi. Kız arkadaşım burada ya. Beyefendi. Gözde! 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 Nereye sakladın lan Gözde'yi? Gözde! Tamam tamam.
Nerede lan kız arkadaşım? Gözde nerede? Nereye sakladın Gözde'yi? Sakin ol, sakin. Ne bağırıyorsun? Kafe miydin sen? Bak bak, iyi bak. Emel, Bariyer, Asya hepsi burada. Bütün sınıfın kızlarını eve kapattım. Ya Sevda, ne olur buradaysa gerçekten söyleyin. Ölüyoruz meraktan. Ya Zeynep, saçmalamayın yani. Ben buradayken onun ne işi var burada? Bilmiyorum Sevda, Kore'ye soralım. Oğlum sen nasıl manyaksın lan? Senin amacın ne oğlum? Sen almadın mı Gözde'yi barın tuvaletinden? Bu çocuğun kafası hakikaten iyi ya. Bak Koray, bak bu senin yaptığın o iğrenç şakalardan bir tanesi ise hiç hoş değil. Sevda, ne diyor bu arkadaşlar? Ya sizin ne dediğinizi anlamıyoruz ki biz. Biz saatlerdir burada duruyoruz. Ne barı? Nasıl ya? Ya, ya o zaman kim aldı Gözde'yi? Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Kim alabilir abi Gözde'yi? Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne oldu Gözde'ye? Gözde'ye bir şey mi oldu? Bilmiyorum lan, bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Arkadaşlar, Gözde kayıp. Ne? Nasıl ya? Ya biz bir mekana gittik. Gözde de sarhoş oldu. Sonra Hayat Hoca geldi. Gözde de bunu duyunca bana kızdık, tuvalete gitti. Nasıl ortadan kayboldu ya? Ya anlatıyorum ya işte, kayboldu. Lan beklemedin mi kızı kapının önünde? Bekleyecektim. Hayat Hoca'ya derdimi anlatırken kayboldu. Nasıl kayboldu ya? Ya bir sakin olun. Belki kafası atmıştır, çıkıp gitmiştir. Telefon açsaydınız ya. Yok, olamaz, olamaz. Telefonu, çantası, her şey orada duruyordu. Belli ki biri zorla götürdü. Sonra kız tuvaletin önünde bir tane sarışın çocuk bekliyor dedi. Ben de duyunca bu sandım işte. Ahit. Merhaba Zeynep. Ne yapıyorsun sen ya? Nişanlımla konuşuyorum. Hala nişanlım diyorsun bir de. Ya, o konu kapandı, neden anlamak istemiyorsun? Hangi konu kapandı? Sen mi karar veriyorsun? Sen benim karım olacaksın. Onur yoksa? Hangi eline tutun Zeynep'in eline? Ha? Soldu değil mi? Ya sen var ya, harbiden m**ladın lan sen. Sen nasıl mal verirsin ya? Nasıl kaybettin lan kızı? Dur, bırak lan. Koray. Durun. Lan ben bu kızla bir sene çıktım be. Başına en ufak bir şey gelmedi. Sen de 3 gündür beraber. Kız ortada yok öyle mi? Ya Koray bir sakin olsana. Nasıl sakin olayım ya? Ya Sevda, sen bu çocukla nasıl takıldın be? He? Herif bu kıza sahip çıkamıyor ya. Sonra da gelmiş kapımın önünde ağlıyor zırzır. Ulan sus lan. Ya sen dur. Dur. Bilerek oldu. Durun bir. Biz galiba gözlerin nerede olduğunu biliyoruz. Heh. Senden çok özür dilerim. Ben gerçekten Koray'dan korkuyorum. Burak ondan daha fena çıktı. Bir de ben bu çocuğu evime aldım cerrah. Hayatı kendini artık hırpalama ne olur. Biraz uyumaya ihtiyacım var bak. Dinlenmen gerekiyor. Ben nasıl uyuyabilirim şu an? Bana bir söyler misin? Kardeşim nerede? Hangi evde? Kimin yanında? Nerelerde? Bilmeden nasıl uyuyacağım ben? Gizli numara. Gözde? Çok mu özledin kardeşini? Kimsiniz? Çok sevdiğin öğrencinin nişanlısı. Hatırladın mı beni hoca? Yalnız mısın? Evet. Hiç yalan söyleyemiyorsun be hoca. 10 dakika sonra seni tekrar arayacağım. Yanında kim varsa kurtul ondan. Seninle teke tek konuşacağız, anlaştık mı? Tamam. Eğer benimle konuştuğunu biri duyarsa... Kore'nin başına gelenler gözlerinin de başına gelir, bilmiş ol. Tamam, tamam, tamam anlaştık.
dakika sonra sevgili ablacının sesini duyacaksın. Hayat, bana kimin aradığını söyleyecek misin? Zeynep. Gecikecekmiş, onu söyledi. Zeynep hep böyle özel numaradan mı arıyor? Yok. Üvey annesini telefondan aramış. Şarjı bitmişti. Kızım bana uyuzuyor herhalde. O yüzden telefonunu gizledim. Ne bileyim ben. Hiç yalan söyleyemiyorsun, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ya ben niye yalan söyleyeyim sana işte? Doğruyu söylüyorum. Benim sinirlerim bozuldu içe Cerrah. Ben birazcık yatıp uysam, sen haklısın galiba. Hayat, seni bu halde yalnız başına bırakamam. Yok yok, ben... Ben biraz yalnız kalayım. Lütfen. Ama söz, sabah seni arayacağım, tamam mı? Tamam. Gidiyorum ama telefonum sabaha kadar açık. Lütfen beni haberdar et. Sonra da hangi elinde Zeynep'in elini tuttun deyip bana saldırdı. Onu tek başıma yakalarsam yapacağımı biliyorum da. Yanında 3 tane de yancısı vardı. Peki bana neden yalan söyledin, düştüm diye Onur? Ya Zeynep, sana söylesem ne olacak? Ya boş boşuna korkacaktın. Ya oğlum, bari bana söyleseydin. Yok abi, ben onu bir tek bulayım. Hesaplaşacağım da ortalıkta yok. Ya beyler, detaylara takılmayın. Bu herif Onur'a saldırdı. Beni bıçakladı. Hayat Hoca'nın arabasını parçaladı. Öyle değil mi? Yani öyle Cahit yapmış gibi görünüyor ama bilemeyiz de, emin olamayız. Sonuç olarak ortaya çıkan profil bu mu? Bu. Arkadaşlar, ben Hayat Hoca'nın yanına gidiyorum. Ben de geleceğim sizle. Ya Koray, Hayat Hoca zaten yeterince gergin. Bir de seni görünce gerilmesin lütfen. Sevda, ben de gideceğim. Ya Koray, saçmalama, bir sakin ol, dur. Ya nasıl sakin olayım ya? Ya bu Burak gerçekten salak bu çocuk. Yok, ben de gideceğim. Ya Koray, Hayat Hoca'yı delirtmek mi istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bir dur, sakin ol. Hadi artık ara, ne olur ara. 5 dakika önce araman gerekiyordu. Ara, ne olur ara. Alo? Cahit? Gözde iyi mi? Gözde iyi mi? Yanında kimse yok değil mi? Yok, kimse yok yanımda. Kimse yok. Kimse yok. Bak, kimse yok. Bir başka şansın yok zaten. Şimdi beni iyi dinle. Polise veya o kendini bir hat zanneden sevgiline bir şey söylersen... Yok, tamam. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Kimseye söylemeyeceğim. Gözde iyi mi? Ne olur bana Gözde'yi göster. Lütfen, yalvarıyorum. Yok, daha değil. Senden istediğim şey çok basit. Kardeşine karşılık Zeynep. Ne? Adil bir takas ha? Yok, veremem Zeynep'i. Hayır hayır, veremem Zeynep'i. Olmaz öyle şey. Kes. Madem öyle, kardeşini son kez göreceksin. Dur. Dur bir dakika. Ablan seninle vedalaşmak istiyor. Hadi bakalım. Abla, kardeş son sözlerinizi alalım. Abla kurtar beni. Abla lütfen yardım et lütfen. Gözde! Gözde! Gözde, tamam ablacığım, tamam, tamam, ne olur, tamam, tamam, kurtaracağım seni, ne olur ağlama, tamam annem, tamam. Abla kurtar beni. Bu kadar yeter. Zeynep'e iyi bak hoca. Dur, dur, tamam, tamam, ne olur, tamam, bana izin ver, sabaha kadar düşüneyim en azından. Hadi sana benden bu kıyak. Sana yarın sabaha kadar müddet. Sabah konuşuruz. Gözde'ye bir şey yapma. Sakın Gözde'ye bir şey yapma. Ne olur bir şey yapma. Allah. Gözde. Gözde. Ne kadar önemli. Git deyin şunu mutfağa. Gel. Ne demek bir şey bulamadık Sadri? Nasıl bulamazsınız ya? Kim bu Cahit denen herif?
Ha? Nasıl kaçırır Gözde'yi? Tamam. Haber bekliyorum. Korun. Bir şey soracağım. Bu Cahit Gözde'yi değil de beni kaçırsaydı ne yapardın? Yani üzülür müydün? Bu nasıl soru Sevda ya? Ya merak ediyorum. Söyle işte. Üzülür müydün, üzülmez miydin? Daha fazlasını yapardım. Sokaklarda deli gibi seni arıyor olurdum. Ya. Ya. Ne oldu? Sen beni arardın. Çünkü Burak benimle hiç ilgilenmezdi. Bak şimdi ya, Allah Allah. Öyle. Gözde'yi aramıyorsun. Çünkü sevgilisi Burak olduğu için ona bıraktın. Ama onu sevmeye devam ediyorsun. Sevda, aşk dediğin şey bıçakla keser gibi bitmiyor ki. Bitiyor. Tabii ki de bitiyor yani. Burak beni unuttu gitti mesela. Ya sen öyle san. Hatırlamıyor musun Kartepe'deki durumları? Ha? Bak, buraya yazıyorum. O çocuk senin kapına gelecek, sana yalvaracak. Dön diye sana yalvaracak. Tabii. Koray. Sence bir kalpte iki aşk olur mu? Ne? Yani şey diyorum. Bir insan aynı anda iki kişiyi sevebilir mi? Bence kalbinde birisi varken başka birini seviyorsan zaten birincisini sevmiyorsun demektir. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım Allah? Ne yapacağım? Polis arasam olmaz, cerrah bey arasam olmaz. Gözlem dayan, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Hocam Cahit kaçırdı Gözde'yi. Sen nereden biliyorsun? Nereden vardın bu kanıya? Hocam kesin o yaptı. Ya hocam bunca zaman yaptıklarını düşünürsek o kişi Cahit'ten başkası değil. Ya hocam zaten bu çocuğu tuvaletten çıkarken görmüşler. Yani Cahit'i tarif ettiler resmen. Ya siz de pek şaşırmadığınıza göre biz de aynı fikirdesiniz. Hocam hadi gidelim, polise anlatalım her şeyi. Çocuklar kendi kendinize iş çıkarmayın Allah aşkına. Elimizde delil yok, bir şey yok. Nereye gidiyoruz? Hocam şahidimiz bile var ya. Ya hocam bu adam psikopat. Ya sağa solu belli olmaz, onun için zaman kaybetmeyelim lütfen. Hocam hadi gidelim. Olmadı arayalım polise, ama haber verelim. Çocuklar. Ben polise Cahit'in ismini verdim zaten. Eğer Gözde'yi Cahit kaçırdıysa onu polis bulacak. Biz bir şey yapamayız. Ya hocam neyi bekliyoruz? Ben anlamıyorum ki. Cahit'ten mi korkuyorsunuz yani? Burak yeter. Bu gece bir kere daha senin sesini duymak istemiyorum. Hadi geç oldu artık evlerinize, Zeynep sen de içeri yatan hadi. Ya hocam böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz lütfen? Bekleyeceğiz Onur. Ya hocam size inanamıyorum ya. Yani benim tanıdığım Hayat Hoca bu değil ki. Benim tanıdığım Burak da bu değildi. İyi geceler. İyi geceler. Yürü Zeynep. Hocam. İyi geceler Zeynep. Geceler.